Merhaba. Bugün tam da mevsiminde bal kabağı ekmeği yapıyoruz. Bu ekmeği atıştırmalık olarak kahve veya çayla ya da öğün olarak yiyebilirsiniz. İçerisinde hiç beyaz un veya rafine şeker yok. Mis gibi kokan baharatlar ve organik malzemeler var. Bu tarif için butternut cinsi bu bal kabağını kullandım ama siz isterseniz normal bal kabağı da kullanabilirsiniz. Orta boy bal kabağını tam ortadan ikiye bölüyorum. Kolay şekil alması için buruşturup geri açtığım yağlı kağıdı fırının ızgarasına seriyorum. Bal kabaklarını üzerine koyup 180 derecede 1 saat pişip soğuması için kaldırıyorum. Sıvı malzemeleri birleştireceğim kaba 2 tane yumurtayı kırıyorum ve çırpmaya başlıyorum. Bu tarifteki tüm karıştırma işlemini aynı çatalla yapacağım. 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ekliyorum. 1 çorba kaşığı organik bal, dilerseniz agave veya akçaağaç şurubu da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı vanilya özünü de ekleyip iyice çırpıyorum. Daha hızlı soğuması için kullanacağım yarım bal kabağını ayrı bir kaba çıkarıp bekletiyorum. Bu sırada kuru malzemeleri hazırlıyorum. 150 gram öğütülmüş yulaf veya yulaf unu, tahıllı bir doku vermesi için 90 gram da yulaf ezmesi ekliyorum. Ayrı bir kapta 2 çorba kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı yenibahar, 1 tatlı kaşığı muskat, 1 tatlı kaşığı zencefil ve 1 tatlı kaşığı zerdeçalı iyice karıştırıyorum. Hazırladığım bu karışımın adı Pumpkin Spice. 1 çorba kaşığı Pumpkin Spice, notaları belirginleştirmesi için 1 tutam tuz, 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Kabaca doğradığım badem ve cevizleri ve tabii ki biraz da kabak çekirdeği içine ekliyorum. Yeterince soğuyan kabak püresini ıslak karışıma ekliyorum. İyice karıştırıp kuru malzemelerle birleştiriyorum. Yağlı kağıt serdiğim ince uzun kek kalıbıma ekmek hamurunu boşaltıyorum. Çatalımla şekil verip şöyle hafifçe sallıyorum. Kabak çekirdeği içiyle üzerini güzelce süslüyorum. Üstünün kurumaması için yağlı kağıdı kapak gibi kıvırıp üzerine alüminyum folyo koyuyorum. 180 derecede 50-55 dakika kadar pişiriyorum. Baş döndüren kokularla kürdan testini yapıyorum. Evet, pişmiş. Soğuması için fırın ızgarasında en az yarım saat bekletip dilimliyorum. Ekmeğin kokusu apartmanı sardı. Tadı inanılmaz lezzetli. Bu tarifi lütfen deneyin ve denerseniz de Instagram'da beni etiketlemeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.